dünya da tek yürek olmuş durumda. Türkiye'ye, ülkemize desteklerini devam ettiriyorlar. Onlarca ülkeden arama kurtarma ekipleri geldi, yardım kampanyaları düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye ve Suriye'yi vuran depremleri değerlendirdi. Örgütten Avrupa'da 100 yılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz açıklaması yapıldı. Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'te Türkiye ve Suriye'de 7 milyon çocuğun depremlerden etkilendiğini açıkladı. Yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz. Açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olduklarını söyledi. Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz. Türkiye ve Suriye halkının yanında kararlı bir şekilde yer alacağız. Türkiye'nin yıllardır diğer uluslara gösterdiği cömertliğin aynısını Türkiye'ye gösterme zamanı. 43 milyon dolarlık yardım çağrısı başlattıklarını da anımsatan Kluge, bu rakamın iki katına çıkmasını beklediğini söyledi. Its true cost is not known yet. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ise Türkiye'de 4,5 milyon, Suriye'de ise 2,5 milyon çocuğun depremlerden etkilendiğini açıkladı. UNICEF sözcüsü James Elder, binlerce çocuğun hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi. Bölgedeki çocukların ve ailelerin daha fazla insani yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'den bir heyet de depremlerin etkisini incelemek üzere İdlib'e gitti. Bu arada Oxford Üniversitesi'nden tektonik profesörleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bilinen en büyük karasal depremlerden olduğunu açıkladı. Depremlerin boyutu ve yüzeye yakınlığına dikkat çekildi. Amerikalı jeologlar da depremlerin dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir olduğunu belirtti.